Efendim, hayırlı perşembeler. Yine bir aradayız elhamdülillah. Sevgili kızım Gamze ile birlikte Rahman suresini anlamaya ve açıklamaya devam edeceğiz. Buyurun Gamzeciğim. Merhabalar herkese. Bugün Rahman suresinin 64. ayetiyle başlayacağız. 64-65. O iki cennet koyu yeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Evet. Elmalılı tasviriyle önce başlayayım istedim anneciğim. Koyu yeşili yemyeşil olarak açıklamış Elmalılı. Ve bundan maksat yeşilliklerin şiddetini beyan etmektir. Lisanımızda biz bunu yemyeşil yağıt, gömgök şeklinde ifade ederiz demiş. Bursevi yorumunda bu cennetler koyu yeşildir derken yani onun rengi yeşilliğinin koyuluğundan dolayı siyahtır. Buna siyaha çalan yeşil de diyebiliriz. Anlaşılıyor ki bu iki cennetin ana özelliği yere yayılmış bitki ve çiçeklerle kaplı olmasıdır. İlk cennetin ana özelliği ise ağaçlar ve meyvelerle kaplı olmalarıdır. Bu da gösteriyor ki ilk iki cennet sonraki iki cennetten daha üstündür. Bunu daha önceden de bir O önceki öyle düşünüyor. dersimizde Evet. anlatmıştınız anneciğim. Farklı görüşler vardı değil mi Evet. iki cennetin birbirinden üstün olup Evet. olmamasıyla alakalı olarak? Bazı işte Bursevi Hazretleri Acibe bu iki cennetin daha üstün olduğunu söylüyor. İbn Arabi Hazretleri de son iki cennetin daha üstün olduğunu söylüyor. Ama burada bence cennetlerin üstünlük değil de idrak seviyeleri var. Belki ondan bahsetmek istiyorlar. Burada yeşille anlatılmasının sebebi Gamzeciğim. Mesela sen bir ders çalışıp ertesi gün imtihana gireceksen hocaların sana deniz kenarına gitme. Yeşil ormanların içine git. Orası sana huzur, mutluluk, dinginlik verir ve seni imtihana daha iyi hazırlar derler. Buradan anlaşılıyor ki çiçek, ağaç, yeşillik, yeşilin renkleri ve tonları insana huzur verici bir etki yaratıyor. Onun için cennet de anlatılırken cennet aslında huzurun dereceleridir. Yeşille anlatılması çok doğal. Üst cennetlerin siyaha çalan yeşille anlatılması artık huzuru bulunca yokluğa doğru ilerliyorsun demektir. Evet, evet. Acemi'nin yorumu, o iki cennet koyu yeşildir. Öyle ki şiddetli yeşilinden dolayı rengi siyah çalmaktadır. Ayetten şu anlaşılıyor. Bu iki cennette hakim olan bitki örtüsü yere serilmiş nebatat ve kokulu bitkilerdir. İlk iki cennette hakim olan bitki örtüsü ise ağaçlar ve meyvelerdir. Kim onlarda canı bir şey çekerse kendisine verilir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Nurbaki'nin yorumu, bize göre her iki cennetin de temel özelliğini temsil eden bu ayette iki mana birden cem olmuştur. Yemyeşil fakat koyu iki cennet. Önce renk üzerinde durmak istiyorum demiş. Diğer cennetlerde de doğal olarak namütenayi yeşil varken neden bu tarz kopyu koyu yeşil tanımı kullanılmıştır? İyi kavranmalıdır ki söz konusu olan bu iki yeni cennetin mekan yapısı ve boyutları tamamen yeşildir. Hurisinden meyvasına her şey yeşildir. O yeşilin üzerinde bin bir nakış vardır. Hem yeşilin tonlarından hem başka ışın yansımalarından ayrı güzellikler doğurmuştur. Görünen ışık spektrumunun tam orta noktası yeşil ışığın dalga boyu olduğundan yeşil dinlendirici ve huzur vericidir. Nebatların Haklı. yeşil renk dekorunda seçilmesinin bir hikmeti yeşil cennetlerin hay yani dirilik ve renk sırrından doğar. Hayalimizden geçen, aklımıza gelen her istek bu yeşiller cennetinde hemen gerçekleşiverecektir. Çift olma sırrına gelince biri gönlün, biri nefsin haz alemine muhatap olacak. Bu cennetlerden birinde bulunan insan diğerine bir anda intikal edebilecektir demiş. Ya bu o zaman Ayet işte farklılıklar
kalkıyor. Değil mi Gamze? Yani Evet. huzur içinde olan insana daha sonra göreceğiz hurinin manasının ilim demek olduğunu. Huri ilim demektir diyor İbn Arabi Hazretleri. O öğrendiği ilim çok büyük bir huzur verir. Yani biz şimdi senden çalışırken bile şu anda ne kadar huzurluyuz, değil mi? Çünkü Allah Kesinlikle. insana ilk önce Kur'an'ı öğretiyor. Ve Kur'an insanı cennete götüren yegane ilimdir. Dolayısıyla bunun içinde öğrendiğimiz her şey bizde ay ne kadar boş şeylere üzülmüşüm, ne kadar yanlış şeylerle meşgul olmuşum ömrümce. Aslında her şeyde huzur varmış, onu görebilirmişim dediğimiz an biz zaten cennetteyiz. Yani yeşili burada görmeliyiz. Huzuru burada bulmalıyız ki hocamın buyurduğu gibi Sami Anne'nin güneşin buradan batıp oradan doğması gibidir ölüm diyor. Burada huzuru bulursan orada cennet kademelerinin ilmini idrak edersin. Hurilerin yani ilimlerin güzelliğini ve hepsinin seni manaya götürdüğünü idrak edersin. İşte kimine göre huri anlayışı güzel bir hanımefendiyken gerçek idraklilere göre huri anlayışı çünkü orada cinsiyet olmayacağına göre oradaki ilmin insan üzerinde yarattığı sonsuz bir zevk. Ve o da yeşille anlatıyor. Evet. Evetciğim. Ayet 65'i şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz kısmında şöyle açıklamış Nurbaki. Ayetin mesajı iki yönlüdür. Size sonsuz hay sırrıyla yarattığım yeşil cennetimde akıl almaz nimetler vereceğim. Ve ikinci olarak da dünyada da yeşil renkte bir hay sırrı yarattım. Hayat çarkı bu sayede dönüyor. Hayatın temel yapı taşı olan eksi değerli karbon ancak yaprağın yeşil klorofil maddesiyle imal edilmektedir. Bu Evet, hikmeti hiç evet. seyretmediniz mi? O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl yalanlayabilirsiniz? Çok güzel. Şimdi burada yeşilin birkaç manası var Gamzeciğim. Hızır, kelime anlamıyla yeşil demek. Hızır. Hızır, insan-ı kamil makamı, ilmel yakinde en yüce Hazreti Musa'yı bile eğitecek bir makam. Bir de o devrin öğretmeni, mürşidi makamını anlatır. Hızır nasıl insanın içindeki putları yakıp yok ediyorsa, yeşil demek ki insanın putlarını yakan varlık anlamına geliyor. İşte o huzur getiriyor. Eğer taptığın şeyler bir bir kırılırsa, o zaman huzur oluşuyor. Klorofil de biliyorsun yanma için en gerekli olan oksijeni çıkartıyor. Dolayısıyla her yönden cennette bir yanma var. Ama neden yanma? Maddi şeylerden arınıp huzuru bulma anlamında bir yanma var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Evet. Peki. Acıbe'nin yorumuna geçiyorum anneciğim. Onlar iki Tamam. yeşil cennettir. Çünkü göz yeşile bakmaya daha fazla meyillidir. Aynı şekilde zahiri ibadet, ehli de ibadetlerin manevi tadını alıp onlarla kaldıklarında genelde insanlar kendilerine hürmet ve içinde bakar. Onlara ikramlarda bulunurlar. Onlar çok defa amellerinin karşılığını bu şekilde dünyada alırlar. Fena filah ve beka billah halini elde etmiş batın ehli ise böyle değildir. Onlar insanlardan kaçtıkları, ibadetleri de genelde tefekkür ve ibret almaktan oluşup insanlara gizli kaldığı için ibadetleri bilinmez, kendilerinde ancak nurani bir hal gözükür. Çok doğru. Şimdi madde insanı yaptığı iyiliğin karşılığını bu dünyada alıyor. Hatta böyle bir hikaye var, onu sana anlatmak isterim. Buyurun. Anneanne ve seni tanıyamadığım teyzem benim vefat etmişti siz evlendiğinizde. Anneannem ve o zengindi. Biz de deden hapiste olduğu için maddi durumumuz bozuktu. Dolayısıyla Nazlı anneme gidiyorlar.
Nazannem o devrin evliyası. Ben de duasıyla doğmuşum. Çok severdi. Böyle evlenecek birine bütün çeyizini almayı, fakirlere yardım etmeyi çok severdi. Annemle teyzeme diyor ki, şurada çok fakir bir kız var, evlendireceğiz. Bir şeyler getirip yardım ederseniz çok memnun olurum. Teyzem baş üstüne diyor. Yani büyük bir para getiriyor. Annem de bizim harçlıklarımızdan kestiği bir parayı, az bir parayı, bu da benden olsun diye götürüyor. Biliyorsun anneannem vermeyi çok severdi. Nazannem ellerini açıyorlar. Diyorlar ki, ey Süheyla'cığım, teyzeme, Allah sana bunun 1.000 katını bu dünyada nasip etsin. Sonra anneme dönüyorlar. Meşgureciğim diyorlar. Allah sana da karşılıksız hizmet etmenin zevkini daima nasip etsin. İşte bu zevk yeşildir. Karşılıksız hizmet edebilme zevki huzurdur, mutluluktur. İnsana özgüven verir ve rahatlatır. Mesela senin de vericiliğin çok yüksek. Verici olan insandan korkma denir. O Allah indinde Allah'ın lütfuna uğramış. Verme zevkini bir insana Allah aşılamışsa o Allah'ın lütfuna uğramış demektir. Bu bakımdan Allah hepimize karşılıksız verme zevkini nasip etsin. Karşılık beklenildiği zaman zaten yani sadece hizmet edilenden değil, Allah'tan da bir karşılık beklememek lazım, değil mi anneciğim? Aslında bunu Kesinlikle. bak. Şimdi burada bir hikaye var gene Gamzeciğim. Hazreti Ayşe ile Ümmü Seleme zannediyorum. Bazıları da Hazreti Ömer diyorlar. Bir kadın, fakir kadına yardım etmişler. Fakat ederken başkasıyla yollamışlar. Ve demişler ki ne dua ediyor dikkat et. Ve bütün duayı gelmiş o götüren kişi söylemiş. Şu duayı yapıyor diye. Gidiyorlar onun evine. Aynı duayı o kadına yapıyorlar. Diyorlar ki biz yaptığımıza karşılık dua bile istemiyoruz. Ne Biz bunu güzel. sadece vermenin zevki için yapıyoruz. İşte bu o kadar önemli bir şey ki senin söylediğin. Yani Allah'ın rızasını kazanmak bile değil, Allah için sevgiliyi memnun etme zevkiyle yapmak en güzeli. En güzeli. Evet. Necmettin Kübra manevi eğitimi sırasında salikte varit olan renkli nurların keşfinin tam bir tasvirini verir. Noktalar, benekler, daireler vardır. Nefs, Allah lütfunun yakın olduğuna işaret eden yeşil renk görününceye kadar yeşil daima yüce ve ilahi bir renk sayılmıştır. Siyah renk evresinden ve siyah ve kırmızı benekler evresinden geçer. Kübreviye ayrıntılı bir renk simgeciliği geliştirmiştir. Kübra'nın müridi Necmettin Daye, beyazın İslam'la, sarının imanla, koyu mavinin ihsanla, yeşilin sükunla, mavinin doğru ve kesin bilgiyle, kırmızının irfanla ve siyahın heyemanla yani coşkulu aşk ve vecd içinde Aşkım. şaşkınlık ilintisi olduğunu söz eder, olduğundan söz eder. Siyah, Çok güzel. cevherin nurudur. Görülemeyen ancak gösteren nur olarak ilahi zattır. Celalin rengidir. Oysa Allah'ın cemali kendini başka renklerde gösterir. Ancak siyah nurun ötesi ve de fena halinin yaşantısıyla işitlenmenin deneyimi Zümrüt Dağı'dır. Ezeli ve ebedi hayatın rengidir. Şimdi çok güzel. Siyah yokluk, hiçlik demek. İlk başta yokluk daha adam olmamış insan için, nefsi emmare için söylenir. Yani emmarede de yokluk vardır ama asıl yokluk nefsinden ölüp Allah'ın ismiyle dirilmek demektir. Bu peygamberin hakikatidir, ferdiyet sıfatıdır. Ve peygamberin nuru siyahtır. Onun için kara delikler de biliyorsun siyah. Buradan anlaşılıyor ki peygamber canım sultanım nuruyla
bizi bütün günahlarımızla içine çekiyor. Alıyor, kabul ediyor. Yani ayet-i kerime de diyor ki sen o kadar affedicisin ki ya Muhammed. Sana bıraksaydım her kulumu affederdim. Böyle bir peygamberimiz var. Kara delik gibi. Tabii ama peygamberin huzuruna gidene kadar önce bir Ali kılıcından geçiyorsun. Ali kılıcı nedir? İlim kılıcı. İlim kılıcıyla senin nefsini vuruyor. Vurmalı ki sen o siyahı idrak edebilecek seviyeye gelesin. Ondan sonrası da diyor Zümrüt Dağı diyor. Zümrüt Anka gibi anlatılan. Yani artık zirveye çıkan bir zevk. Onu da Yeşil Zümrüt'le anlatmış. Evet canım. Yedi peygamberle yedi letaifi yani insanın manevi merkezlerini bağlantılandıran kubrevi mutasavvıf sinnaninin sisteminde yeşil, siyahın ardında bulunan ve Zümrüt Dağı'nda ortaya çıkan ezeli güzelliği oluşturur. Siyah renkle ilişkili Çok olan güzel. insan varoluşunun zahiri biçimsel yönüdür. Nu yani mavi Evet. renk demiş, nefsin görünüşüdür. İbrahim, kırmızı renk, kalbin görünüşüdür. Ay Musa, harika. beyaz Evet. renk, sırrın yani kalbin en derin köşesinin görünüşüdür. Çok güzel. Davut, sarı renk, ruhi yöndür. İsa, ışıldayan siyah renk, en derin sır. Muhammed, yeşil renk ise İlahi hakikatle ilişkilidir. Bu kuramlara göre Harika. ışıldayan siyahı geçtikten sonra yeşile ulaşan mutasavvıf gerçek Muhammedidir. Evet. Peygambere ulaşmadan hakikatine ulaşamazsın. Onun için peygamberin rengine önce bürüneceksin ki sen yeşilin huzurunu, mutluluğunu içinde idrak edebilirsin. Evet. Sanki oraya da diğer renklerden geçerek ulaşılıyor gibi Evet. algıladım ben ama. Burada çok doğru. Her peygamberin de bir manası var. Tekrar bir say bak, bir beraber düşünelim. Hemen sayıyorum. Nuh mavi renk, nefsin görünüşüdür. Şimdi Nuh, İbrahim kırmızı renk. Hazreti Pardon. Nuh şey demek. Hazreti Nuh burada Allah'ı tenzih eden ve Allah'ın büyüklüğünü idrak eden nefsin görünüşünü anlatır. Nefis ama Allah'ı büyüten, tenzih eden nefsin görünüşünü, mübarek bir nefsin görünüşünü anlatır. Evet. İbrahim kırmızı dedi. Kırmızı renk kalbin görünüşü. Tamam. Kalp kırmızı renkte İslam'a yönelir. Hazreti İbrahim İslam'dır. Yani Allah'a teslim olmayı anlatır. Kırmızı Allah'a teslim olmayı. Kırmızıda bir enerji var, bir celal var, hareket var. O hareket teslimiyete götürüyor insanı. Evet canım. Musa beyaz renk, sırrın yani kalbin en derin köşesinin görünüşüdür. Musa isimlerin manasının idrakidir. Onun için bütün isimlerin toplamı beyaz olduğu için dolayısıyla beyaz renkle ilmel yakin derecesini anlatıyor. Evet canım. Davut sarı renk, ruhi yöndür. Hazreti Davud da Allah'la çok ulul azim peygamber. Allah sevgilisi teslimiyeti anlatıyor. Teslim olmayı. Allah'a teslim olmayı anlatıyor. Evet. İsa, Razıyım diyor yani. Rıza makam. Evet. ışıldayan siyah renk, en derin sır. O da aşkı anlatıyor. En derin sır aşkı anlatır. Çünkü Vedud isminin tecellisidir yaratmak. Çünkü seven ve sevilen, yaratan ve yaratılan aynı varlıksa Vedud isminin tecellisi olmasıyla Hz. İsa aşkın tecellisi, yokluktaki aşk. Yani kemal noktasını anlatıyor. Muhammed yeşil renk ise ilahi hakikatle ilişkilidir.
Bu Tabii. Kur'an'lara göre ışıldayan siyah geçtikten sonra yeşile ulaşan mutasavvıf gerçek Muhammedidir. Tamam. Yani her şeyi idrak edip olaylara itiraz etmeyen, her yerde hakikati görebilen, her hadisede Allah'la ilişki kurabilen, adalet ve hak kavramını Allah üzerinden yürüten kişi hakiki Muhammed. Evet. İbn Arabi şöyle söylemiş: yeşil Evet. zümrüt, beyaz inci, külli akıl yani den ortaya çıkan külli Çok güzel. nefstir. İbnül Arabi'nin nefsi zümrüte benzetmesinin sebebi de şudur: zümrüt saydam ve yemyeşil bir taştır. Taşların en yeşili ve cevheri itibariyle de en safıdır. Nefs ilk akıldan daha az nuranidir. Buna göre nur bir karanlıkla birleştiğinde koyu yeşile döner. İşte bu nedenle Harika, nefs yeşil harika. bir zümrüttür. Çok güzel Gamzeciğim. Külli nefis demek Peygamber Efendimizin mübarek varlığı demektir. Yani bütün nefislerin toplamı olan kemal noktasında nefis demektir. Kemal noktasındaki nefis gene de bir varlık ifade ettiği için yeşille anlatılıyor. Fakat aynı zamanda külli aklın içinde taşıdığı bir varlık olması dolayısıyla da çok mübarek bir şekilde. Yani Peygamber Efendimizin mübarek varlığı aklı küllü, hakikati Muhammediye'yi, yaratılışın her şeyini içinde taşıyan bir varlık oluşturur. Varlık ve yokluk. Evet. İbni Arabi ilahi zatı içinde geçici biçimlerin dalgalar gibi belirip kaybolduğu, tekrar görünüp sonsuz derinliklerinde kaybolduğu engin yeşil bir umman olarak canlandırmıştır. Çok Yeşil güzel. nur sıddıklık makamıdır. Sıddıklık Ya. iki nur arasındaki yeşil bir nurdur. Çok güzel. Sıddıklık, sadıklık. Yani İslam'daki en üst derecedir. Sıddıklık, sadık olmak. Sadıklığın asıl manası peygamberin ahlakına sadık olmak, onu yaşamak. Aynı zamanda da Allah'a karşı sadık olmak. Yani başka tarafa dönüp bakmamak anlamındadır. Onun için yeşil nurla anlatılıyor. Evet. Bu nur vasıtasıyla haber verenin bilinmezlik perdesinin ardından kerem nuru vasıtasıyla getirdiği şeyi müşahede mümkün olur. O halde sıdk, insanı haber verenin getirdiği şey, başka bir ifadeyle doğru haberin ta kendisini müşahedeye ulaştırır. Bu yorumu büyük sahabi Ebu Bekir'e uyarlamaya çalıştığımızda ve Evet. peygamberin onu Evet. sıddık diye nitelemesinin nedenini araştırdığımızda İbnül Arabi'de Evet. geçen ifadelerin ışığında Ebu Bekir'in bu ismi almasının nedeninin şu olduğunu görürüz: sıddık, Allah'ın elçisi, her ne zaman bir haber verse veya hikaye veya herhangi bir şey aktarsa doğru söyledin ey Allah'ın peygamberi diyendir. Peygamberin tasdikindeki dürüstlüğü nedeniyle de haber verenin getirdiği şeyin kendisini müşahede etmiş, böylece sıddık olmuştur. İşte burası çok önemli Gamze. Burada görüyorsun ki kalbi bir yapı var. Yani aklıyla kendisine ters gelen bir şeyi bile söylese Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir sen söylediysen doğrudur diyor. Demek ki her şeyini atmış peygamberin önünde. Tamamen peygamberi model olarak almış. Ondan tecelli eden Allah olduğunu görmüş. Ve onun için her şeyi sen söylediysen doğrudur diyor. Mürşit-mürit ilişkisinde de Gamzeciğim bu vardır. Eğer mürit aklıyla mürşidine bakarsa yani çok uçuk şeyler de duyabilir bazen. Fakat eğer kalbiyle bakarsa yani o uçuk şeylerin sonradan nasıl hakikat olduğunu görüyoruz. İşte mesela ben yaşadım Gülüm hamileyken Sami annem çok sevinirdi. Bir mümin hanımefendi çocuğa hamile kalırsa ne güzel ondan imanlı bir çocuk doğacak diye.
etrafa para dağıtırdı. Benim hamileliğimi öğrendiğinde para mara dağıtmamış. Sadece demiş ki Cemal'in okuldan çıkmasın, ayrılmasın. Benim de çok zor bir zamanlarım. Zor bir hamilelik. İşte hastaneler izin vermiyor. Fakat Sami annemin emri var. Ve sonra Gülüm vefat ettikten sonra ben bütün gücümle okuldan teselli buldum. Şimdi onlar daha sonrayı biliyorlar. Bildikleri için onlara teslim olacaksın. Onun için. Yoksa sen bir adama teslim olmuyorsun. O adamdan zuhur eden Allah'ın ilmine teslim oluyorsun. Çünkü görüyorsun ki o ilim onda hal halinde yaşanıyor. Dolayısıyla o ilme teslim oluyorsun. Şimdi de çok örneklerini görüyoruz. Ha, bu arada bunu da söyleyeyim, bu bir Ramazan müjdesi olarak 29 Eylül'de Allah nasip ederse şeyde Amerika'da Broadway'de Carnegie Hall, ki çok üstün bir salon. Herkes orada konser vermek için 4-5 sene bekliyor. Fakat bize hiç aracı koymadan 29 Eylül'de bu senenin verdiler salonu. Ve çok şükür orada Efendimizin, Pınar Fahy Hazretleri'nin ilahileri Orhan Şanlıer başkanlığında, belki de inşallah, çok ümit ediyoruz ki bazı mutasavvıf Türk dostlarımız da eşlik eder musikiye. Orada bir konser olacak inşallah. Belki şimdiden gitmek isteyen olur. Bu da seneler önce zaten konuşulmuş. Dün gece bana Elif hatırlattı. Yani biz inşallah bir konser 25 sene önce, inşallah Amerika'da efendim ilahileri konser olarak verilir diye konuşmuşuz. Yani bunları bize söyleten kim kız? Uygulayan kim? Siz uçuyorsunuz derlerdi o zaman bunu birileri duysaydı. Ama hiçbir şey uçmuyor. Her şey bir program dahilinde. Onun için kamil insandan zuhur eden ilim hocamdan mutlaka dikkate alınmalı. Yani bizim aklımızın ermeyeceği noktalar çıkıyor ortaya. Peki Evet. Ancım, kalple görmeyi iyi insan geliştirebilir mi ya da nasıl geliştirebilir? Çünkü akıl çok önde oluyor tabii ki. Evet. İster istemez o şekilde eğitim alıyoruz çünkü çocukluğumuzdan itibaren. Bunu sonradan değiştirebilir miyiz? Bu mümkün mü? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi bir kere Gamze, bakıyoruz ki yapay zeka bizim aklımızla yapabileceğimiz her şeyi yapıyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Yani biz Daha yegane fazlasını değiliz. yapıyor hatta. Daha fazlasını yapıyor. Biz yegane değiliz. Mevkiimizin, bulunduğumuz yerin sahibi de değiliz. Yapay zeka gelir, bizi oradan 5 dakikada atar. İşte aklın ne kadar önemli olduğunu sen orada anla. Demek ki makine bile bizden iyi çalışabiliyor. Ve İbn Arabi Hazretleri bunu şöyle açıklıyor. Ey mahluk olan akıl, sen Halik'i nasıl bilebilirsin? Sen mahluksun, yaratılmışsın. Yaradanı nasıl tanıyacaksın kalıpların içinde? Şimdi aklın görevi kuşku, vesvese. Akıl daha felsefeci. Kuşku ve vesveselerle ve ön yargılarla. Ön yargılar genellikle felsefi akılla olur. Halbuki kalp uyandığı zaman, yani orada olan bilgi değişmez ve kimse onu değiştiremez. Bu da nasıl oluyor kalbin uyanması? Önce akıl aczini hissedecek. Akıl aczini hissedince akıl diyecek ki, akılın şunu demesi lazım. Ey nefis, sen bu kadar mübarek ve büyüksen, daha bir acını bile dindiremiyorsun. Senin ne gücün var ki? Benim de gücüm yok. İşte bunları dediği zaman akıl, o zaman sen bir gönlüyle bakan birinden yardım almak zorundasın. Yani gönlüyle bakan birisine yanaşırsın ve ondan yardım alırsın. Sonra o senin kalbini nurlandırır. Kalp nurlanınca kalp gözü açılır. Ve insanın kalp gözü açılınca öğrendiği şey kemal noktasına ulaşır. Emin olur.
Ve o öğrendiği şey değişmez. Mesela Hazreti Mevlana diyor ki, ne gün doğdun? Ben işte 3 Kasım'da doğmuşum. Emin misin diyor. Çok eminim diyor. Peki diyor, gördün mü diyor. Görmedim diyor. Ama eminim diyor. İşte diyor, görmediğin halde emin olduğun bilgi kalbin bilgisidir. Ne kadar güzel değil mi? Evet. O zaman harika bir bilgi oluşuyor. Evet. Evet. Sufiler siyah nur deneyiminden hayret ışığından söz etmişlerdir. İlahi ışık mutasavvıfın bilincinde tam olarak belirdiğinde her şey görünür hale gelecek, yerde görünmez olur, kararır. Fena deneyimi böyledir. Mutasavvıf bu karanlığın aslında mutlakın kendi ışığı olduğunu kavrayıncaya kadar her şeyin kararmasıdır. Çünkü varlık sarf haliyle görünmez, hiçlik olarak görünür. Bu Evet. siyah ışığın berraklığını keşfetmek, menkıbeye göre karanlığın derinliklerinde saklı olan yeşil abı hayatı bulmak demektir. Beka, yani Allah'ta baki olmak, fenanın tam ortasında gizlenmiştir. Önce bir yokluk olacak Gamzeciğim. Önce bir yokluk olacak. Ona fenafillah mertebesi diyoruz. Yani yokluk nedir? Sen hadiseleri görmeyeceksin. İnsanları görmeyeceksin. Kimseye kızmayacaksın. Hiçbir şeye öfkelenmeyeceksin. Her şeyin takdiri ilahi olduğunu, öne görünen kişilerin yaptığı şeyler olmadığını, her şeyin Allah'ın bir düzeni olduğunu idrak edip böyle o sonsuzluğun içine kendini bırakacaksın. İşte o siyah. Sonra sana hadi ben ne dön diyecek. Tekrar nefsine dön. Artık sen ne konuşsan benim konuşmamdır. Artık sen ne hissetsen benim hissetmemdir diyor Allah. Orada yeşil ışık yanıyor işte. Orada bekada yeşil ışık yanıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet canım. Tekrar varlığa dönüş yani. Abu hayat yeşil bir pınar gibi kara toprağın en derin dehlizlerinde bulunmaktadır. Ve İskender gibi kahramanlar kutsal pınarı kaybedip ölümsüzlüğü elde edememiş olsalar bile sadece Veli Peygamber Hızır Salih'i buraya götürebilir. Hızır, Hı, Dat ve Ra tek köktür kelime olarak ve kendisine başka anlamlar yüklenmiştir. Hadra yeşil bilinen bir renktir. Bu anlamda kelime kuruluk ve ölümün karşıtı olan hayatı ifade Var. etmiştir. Aynı Çok kökten güzel. gelen Hızır insan ismidir. O Allah'ın leduni ilmi, yani Allah'tan vasıtasız gelen bilgi ve ilham öğrettiği kulu temsil eder. Hızır'da Çok ölüyü güzel. diriltmenin sırlarından bir takım gariplikler vardır. Allah'ın ona tahsis etmiş olduğu şeylerden birisi bulunduğu yerde Allah'ın bolluk ve bereket yaratmasıdır. Nitekim Hazreti Evet, Peygamber'in çok. Hızır hakkında böyle söylediği aktarılır. Ona Hızır adının verilmesinin sebebi sorulduğunda Hazreti Peygamber şöyle cevap vermiş. Hangi taşın üstünde otursa altında yeşillik filizlenir. Harika. Şimdi burada Hızır'dan yeşil Hızır'ın manası. Düşün, bütün Peygamber Efendimiz'in kubbesinden tut, Hazreti Mevlana'nın kubbesine kadar yeşil, değil mi? Evet. Huzuru ve mutluluğu anlatıyor. Aynı zamanda Hızır yakıcılığı, demin de söylediğim gibi putları kırıcılığı anlatıyor. Samiha anneye Kenan Fay Hazretleri, Samiha bu kitabını imzala da bana ver dediği zaman Samiha annem şöyle yazmışlar. Efendim, bu kitap nasıl benim olur ki? Sadece sizin sözlerinizden yazıldı. Ama emriniz var. Onun için dile getirdiğiniz taş, dile getirdiğiniz taş diye imzalıyorum. Şimdi burada Hızır efendim oluyor. Taş, haşa, Sami Anne oluyor. Yani taşı bile dile getiren mürşidin adına Hızır denir. Anlatabiliyor muyum? Dirilten ve taş bile olsa onu bile diriltip söze getiren mürşidin adına Hızır denir. Onun için onun oturduğu yerde diriliş vardır, bereket vardır, ateş vardır, aşk vardır.
Evet. Arabi'nin düşüncesinin temel bir niteliği olan zıt kavram çiftlerinde simgesel bir anlam taşır. Bu bağlamda İbnül Arabi Hızır'ı İlyas'ın karşıtı sayar, birincisiyle bas, ikincisiyle kaps hali ifade eder. İbnül Arabi'nin karşıt iki isim saymasına yol açan Hızır ve İlyas arasındaki ilişkiye ışık tutabilsek bile Hızır ve bast açılma yani ile İlyas ve kabz arasındaki ilişki hakkında güç bela bir tahmin yapabiliriz. Hızır ve İlyas'ı İbnül Arabi'ye göre tek özellik birleştirir, hayat. Çünkü İlyas ki o İdris'tir, Allah yüksek bir mertebeye yükseltmiştir. O hali hazırda canlıdır. Hızır da bu sürekli hayattan nasiplenir. Öte yandan zamanın sahibi veya kutup sonucunu nefslerinde kaps veya bast hali olarak buldukları bir takım tecellilerle saliklere veya müminlere yardım eder. Bu iki Çok güzel. sonuç iki ismin gereğidir. Celal ve Cemal. Cemal. Kutup bu Şimdi yardımı iki yoldan ulaştırır. Pardon anneciğim, buyurun. yok yok iki yol. O bitir cümleni öyle devam Tamam. edeyim anne. Kutup bu yardımı iki yoldan ulaştırır. İlyas ve Hızır. Birincisi kaps, ikincisi bast haliyle ilgilidir. Evet. Buyurun. Evet. Şimdi Celal ve Cemal çok güzel. İki peygamber İlyas yani İdris peygamber ve Hazreti İsa dördüncü makama yani Miraç'a gitmişler fakat geri dönmemişler. O halde biz onları ölmüş kabul etmiyoruz. Peygamberimizin de şöyle bir hadisi rivayet ediliyor. Bu iki peygamber benim ehli beytimdir. Yani şu anda yaşamaktadır. Burada yaşayan kim? Hızır İsa ve İdris değil mi? Evet. İdris peygamber bütün dünya sistemini şu anda nerede deprem olacak, nerede kıyamet kopacak, nerede tsunami olacak, bütün bu sistemi idare eden peygamberdir. Yani vücutlarımızdaki maddi yönü idare eden ve orada cemaliyle tecelli edip rahatlatan, hadiseler karşısındaki zorlukları rahatlatan peygamber vazifesini görüyor. Hızır ise devrin sahibidir. Devrin sahibi olduğu için seni önce sıkar. Celal'le sıkar. Yani seni adam etmek için belli bir terbiyeyi alır. Hızır terbiyeyi alır. İlyas ise ya da İdris ise senin vücudunda o terbiyeden olan etkileri azaltarak seni rahatlatmaya çalışır. Böyle bir ikiliyle Celal ve Cemal'le Allah'ın büyüklüğünü idrak ederiz. Bu ikili olmazsa idrak etmek zor olur. İşte Hıdrellez dediğimiz bu ikisinin buluşma ve ortada olma mevsiminin başlangıcı da vücutlarda baharı doğurur. Yani cemali celal, celali cemal bilirsen artık senin vücudun meyve vermeye, yeşil yeşil ağaçlar bitmeye başlar. Dolayısıyla harika bir hadise olur. Onun için Hıdrellez önemli bizim Evet. şeyimiz. Evet. Hıdrellez'e dilek diliyoruz. Acaba onun bir bu Tabii. şeylerde Tabii. geleneklerimize göre. Yani bu birleşim Celali Cemal, Cemali Celal görürsen Allah dileklerini de kabul eder tabii. Eğer manasını yaşıyorsanız Hıdrellez'in. Ay Gamze şunu da söylemeliyim ki çok hoşuma gitti dünkü derste. Şunu gördük. Allah kendisine dua etmeyene kırılıyor. Dua etmeyene. Yani dua etmemek ne demek biliyor musun? Ben her şeye yapabilirim. Sana ihtiyacım yok. Aslında dua edip de duanın karşılığında bir şey beklememek çok güzelmiş. Ama dua edip yalvarmak da çok güzelmiş. Ama sonunda olana da memnun olmak, razı olmak da tam Allah'tan gelen bir lütuf oluyor. Evet. 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 Nefs zekidir, ince şeyleri bilir.
Bilir ama değil mi ki kıblesi dünyadır? Onu ölü bilsen. Tanrı'nın vahiy suyu bu ölüye isabet etti mi? Ölü topraktan bir duri zuhur eder, meydana çıkar. İhtiyacınızı uzun yoldan gideremezsiniz. Biz sırların sırrını topraktan yaratılan kulumuza verdik. Ya. Hain, yani sadakat göstermeyen kişiyseniz, değilseniz onun huzurunuza gelin. O kılavuz senin toprağından yeşillikler biriktirir. Aşık Kamil. vuslata çağrıldı. Buyurun anneciğim, pardon. Kamil insandan bahsediyor burada Hazreti Mevlana'nın zannederim okuduğun Evet, yer. Mevlana'nın. Yani kamil insana eğer yanaşırsan o bahçıvan gibi senin toprağını, yokluk toprağını bitkiyle donatır ve senden mümbit bitkiler çıkarır. Demek demin söylediğimiz dile getirdiğin taş gibi. Onun için turmegi mağaran şey varnis, vakeriman kâruha düşvarnis. Sakın benim o yüksekliklere çıkmaya gücüm yok deme. Kamil olanın eteğine yapış, o seni çıkaracaktır diye başlar. Her zaman Mesnevi. Evet. Yine şöyle bir şey daha söylemiş Hazreti Mevlana. Aşık vuslata çağrıldığını duyunca yavaş yavaş kımıldamaya başlar. Aşık topraktan da aşağı değil ya, toprak bile sabah rüzgarının işvesiyle yeşiller giyinir, yokluktan başını kaldırır. Çok güzel. Aşık vuslata çağrıldığını duyunca bir yerde de şöyle söylüyor Hazreti Pir. Bazı insanlar aşıktırlar ve ölümüne gideceklerini bilirler ve koşa koşa giderler. Ben bunun manasını hep düşünmüşümdür. Sonra Allah'ıma çok şükür her hafta Ankara'ya gidiyordum TRT'de konuşmaya. Bir gün dönüşte bir hanımefendiye rastladım. Eli çok ağırdı Gamze. Ben de eşyaları aldım. Biraz ümitlendim. Bana dedi sen televizyona çıkan hanımısın. Evet efendim dedim. O zaman şunu anlat olur mu dedim. Benim oğlum dedi askerde şehit oldu. Şehit olmadan 40 gün önce gelmişti ziyarete bizi. Ve bana dedi ki dedi anneciğim ben gidiyorum. Doğan kuşları ve bütün gördüğüm mahlukat beni davet ediyor. Gel, gel diye. Ben o zevkle gidiyorum anneciğim. Biz anlamadık dedi. Ve tam 40 gün sonra şehit olmuş çocuk. Yani bilerek, isteyerek, vuslata davet edildiğini bilerek gidenler var. İşte onlar Allah aşkları çok kuvvetli olan aşıkları. Ne güzel değil mi? Evet. Sultan Veled de çok şükür bu gece bu vücuttan kurtulacağım demiş. Öleceğini anladığı gece. Evet çok Düğün şükür. gecesi olarak ifade ediliyor. Evet. Ne güzel. Biz de öyle Kenan idrak Özay'a evet. Kenan Özay Hazretleri de ediyoruz. anneannene Medik kızım çok üzülüyorum efendim deyince kızım Medine'den çağrılıyor demiş. Gömleğim eskidi. Ben buraya sizleri anneniz dünyaya getirdi. Ben göğe çıkartmak için geldim ama gömleğim eskidi demiş. Onun için Medine'den çağırdı. Tek tek vedalaşmış Gamzeciğim. Ve o vaziyette bir gün sonra Hakk'a yürüyor. Yani buradan anlıyoruz ki kemal noktasında insanlar zaten bu alemde öbür alemde yaşıyorlar. Onlar için ölüm diye bir şey yok. Onlar bir odadan bir odaya, Esenyurt'a da öyle demiş, öbür odaya geçeceğim. Ağlamayın demiş. İşte bunu bildiğimiz zaman buna kendimizi hazırlamak inşallah İnşallah. aşkı arttırarak ve ilmi arttırarak nasibesini al. İnşallah. Evet inşallah. Şimdi 66. ayete devam edelim mi? Evet canım biraz başlayalım. Tamam. İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. 67. O halde Rabbinizin nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz? Evet. Bursevi ile başlamak istiyorum ben. İkisinde Peki. de durmadan fışkıran iki kaynak vardır. Ayette geçen Neda Halmai terkibi kamusta ifade edildiği gibi su kaynağından şiddetle fışkırdı demektir. Yani orada
durmadan fışkıran iki fıskiye vardır. Bu ifadede de daha önce anılan iki cennetin daha üstün olduğuna delildir. Olduğuna O da delildir. Çünkü öyle Cenab bir Evet. şey. Çünkü Evet. Cenab-ı Hak önceki iki cennet için akan iki kaynak, son iki cennet için fışkıran iki kaynak sözünü kullandı demiş. Şimdi biz de acizane İbn Arabi yorumunu daha bize uygun olduğunu, haşa doğru yanlış lafı çok terbiyesizce olup düşünüyoruz. Estağfurullah. Orada akan kaynakla ilim anlatılıyor. Burada fışkıran kaynakla ilim Evet. anlatılıyor. Demek ki burada artık akan kaynağa bakmıyorsun. Mecburen sana fışkıran kaynaktan feyz alıyorsun. Yani daha yüksek seviyede bir ilim öğrenme zevki oluyor. Bu son iki cennette. Evet. Yani ruh cenneti ve zat cennetinde. Evet canım. Nurbaki, onlarda fışkıran iki kaynak tanımında bu kaynaklar yeşilin dayanılmaz tonlarını sergiler demiş. Bu kaynakların önceki ayetlerde bildirilen cennet kaynaklarından farkı hay sırrının şiddetinden doğar. Ton ton yeşilin hay sırrı her yeni fışkırmada akıl almaz hay hikmetleri sergiler. Şimdi burada Kaynaklar, buyurun. özür dilerim. Bir emin Estağfurullah. olalım ki yeşil Hızır'la da, renkle de, klorofilin oluşumuyla da, oksijenin oluşumuyla da hay, yani diriliş sırrına Giriş. yeşil hay Hızır yeşil hay sırrını anlatıyor, diriliş. İşte bu sırrı ilk iki cennette ilimle, fakat burada ilk son iki cennette fışkıran ilimle. Bu sefer sen hazırsın artık. O ilim sana fışkırıyor. O ilimle kazanacaksın diyor. Onun için Allah Kur'an'ı insanı halketti ve ona Kur'an'ı öğretti demesi de insanın insan olma sanatını elde etmesi için ilmi öğrenmesi gerektiğini, yani varlığını kazanması için, dirilmesi için ilmi öğrenmesi gerektiğini anlatıyor. Anlatabiliyor muyum Evet. Gamzeciğim? Kaynaklardan fışkıran bu yeşil hayat iksirinin sıvı bir madde mi, esrarlı bir enerji mi olduğunu bilmiyoruz. Ancak mutlak yeşilin binlerce farklı ton rengini sergilemektedir ve hay sırrına sahiptir. Ayet 67, şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz kısmında şöyle açıklamış Nurbaki, bu dünyada bile bir kaynağın sizi nasıl mutlu ettiğini hatırlayın. Cennette sonsuz hazları güçlendiren bu akıl almaz enerji kaynakları size öyle mutluluk verecektir ki ilahi nimetleri inkar imkanı hiç kalmayacak. İşte o zaman ilahi nimetleri dünyada inkar etmenin ne elin bir hata olduğunu göreceksiniz. Ya. Ben... Ya. Aslında bu nimetler her an bize fışkırarak geliyor da biz Biz o fark kadar etmiyoruz. dünya ile meşgulüz ki, ben bunu Evet. şeye benzetiyorum Gamzeciğim. Ya Musa'ya bağlı olanlar Hazreti Musa'ya küsmüşler. Çünkü gökten devamlı bıldırcın ve helva yağıyor. Ve bunlar demişler ki biz bıktık. Yani manevi lokmalardan bıktık. Devamlı sen bize bir şeyler anlatıyorsun. Biz soğan ve sarımsak istiyoruz yerden biten. Yani dünyevi şeyler istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? O zaman da Allah kesmiş bıldırcını ve helvanın kesmiş. Yani aslında cezayı yapan biziz. Biz Kesinlikle. olmuyoruz. Allah'ın nimetlerini görmüyoruz. Onlara şükretmiyoruz. Onlara şükretmeyince o nimet kesiliyor. Yani zannetmeyelim ki bu nimetler bizde ebedi. Öyle bir şey yok. Onun için şükrünü bilelim ki zevki her an yanımızda olsun. Evet. Anneciğim, ben de nacizane kendi yaşadığım bir şeyi anlatmak istiyorum. Bu ameliyattan geldiğim zaman eve ilk böyle kapıdan girdim. Böyle pencereye doğru bir baktım. Pencerenin kenarında böyle orkidelerim, benim bitkilerim var biliyorsunuz siz de. Evet. Onları gördüm. Ay dedim, benim orkidelerim ne kadar güzellermiş. Ne güzel açmışlar. Ben
O ana kadar orkidelerimin ne kadar güzel olduğunu fark etmemişim. O kadar Bravo. şükürle doldum, o kadar mutlu oldum ki Ya. anlatamam. Yani o andaki bakışımı, o bitkilerimi hiç unutamayacağım. O şekilde bakmak lazım herhalde bütün nimetlere ve her an her daim o halde olmak lazım. Evet. İşte Rabiatül Adviye Hazretleri bir gün bir kadın görmüş, başını çatmış böyle bir eşarpla. Neyin var demiş, çok başım ağrıyor demiş. Demiş ki Rabia, bugüne kadar başın ağrımış mıydı? Hiç ağrımıyordu demiş. Bugün ağrıyor, canım çok yanıyor. Peki demiş, başın ağrımadığı zaman bir kere Allah'ına çok şükür, başım ağrımıyor diye şükrettin mi? Hayır etmedim. Bunu edesin diye Allah bu ağrıyı verdi. Onun için biz unutuyoruz Gamzeciğim. Bu ellerimin çalışmadığı, çok iyi çalıştığı günler. Ben bu ellerimle her şeyi anlattığım zaman hiç ellerimin bozulacağı aklıma gelmediği için şükretmek de aklıma gelmemişti. Ama şimdi her yapabildiğim işte şükrediyorum. Onun için daha elinden almadan şükretmeyi bilirsek Allah bize şükredecek birçok şey verecektir. Evet. Bilimsel araştırmalar da yapılmış Amerika'da bazı üniversitelerde yapılıyor bunlar biliyorsunuz anneciğim. Beyin Evet. dalgaları incelenerek de insanların şükür eden insanların çok daha mutlu olduklarını, huzurlu olduklarını bilimsel olarak da ispat etmişler. İşte hep imandan geliyor Gamzeciğim. Evet, İman kesinlikle. olmazsa bu dünyada Allah kolaylık versin. Böyle bir zor dünyada, çekişmelerin, ayrılıkların, Kesinlikle. bölünmelerin olduğu dünyada iman olmazsa of nasıl bir zorluk, Allah insanlara kolaylık versin. O zaman Şimdi herhalde ölmeden cehennemi yaşamış gibi olur insan. kesinlikle canım kızım. Şimdi şunu görüyoruz ki Rahman Suresi bize huzuru, mutluluğu, ilmin önemini, Allah'ın Rahman sıfatının her an tecelli ettiğini, bir kere yaratmakla bırakmadığını, her an halkı cedid yeniden yarattığını, sadece buna şükretmek gerektiğini. Demek ki her an nefesi bize üflüyor ve bizi öyle yarattım diye bırakmıyor. Her an yeni bir şey sunuyor sana, hayat, yeni Evet. bir idrak. İşte bundan dolayı Rahman Suresi çok şükretmemiz. O hangi nimetini yalanlıyorsun diyor. Kesinlikle. Gerektiğini öğreten bir sure. Bunu seninle çalışmak da benim için çok büyük zevk oluyor. Allah razı olsun. Evet, bana ait Tabii esas. canım kızım Nazlıyıcı da anmadan geçemeyeceğim. Nazlı Kayağan o kızım bunları hazırlıyor. Allah ondan iki can da razı olsun. Biz de üzerine böyle güzel güzel zevk içinde konuşuyoruz. Senden de iki can da razı olsun kocacığım da. Hayırla Teşekkür görüşelim ederim. canım kızım. Hep Hayırlı birlikte görüşmek üzere. bütün dostlara hayırlı günler. 21. gece yani ayın 31'i manevi büyüklerin Kadir olarak idrak ettikleri gecedir. Hani manevi Kadir ne zaman derlerse bu sene 21. gecedir. Hemkâr Faik'in vefat gecesi, hem Hazreti Ali'nin vefat gecesi. İnşallah memleketimiz için de hayırlı olur. Çok önemli bir gün ve çok önemli bir gece. Aynı zamanda Paskalya galiba. Bir de Paskalya üstelik. Yani şükrederek o geceyi Allah'a yakın geçirmeyi Allah cümlemiz nasip etsin inşallah. Hepinizi çok seviyorum efendim. Allah razı olsun. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar.